Çok kıymetli basın mensupları, bugün Kırgızistan Dışişleri Bakanı kardeşim Ruslan Kazakbayev'i ülkemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşim Ruslan'a ikinci vatanı Türkiye'ye hoş geldin diyorum. Sayın Bakan Türkiye'ye yabancı değil, o nedenle ikinci evi diyorum. Türkiye'de uzun yıllar görev yaptı. Diplomasiden gelen bir arkadaşımız. Ve Türkiye'yi seven bir bakan ve siyasetçi. Dost ve kardeş Kırgızistan'da 4 Ekim'de parlamento seçimleri olmuştu. Seçimlerden sonraki gelişmeleri yakından takip ettik. Tek temennimiz bir an önce kardeş Kırgızistan'da tekrar istikrarın tesis edilmesiydi. Geçiş hükümetiyle birlikte bu istikrarın tesis edilmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kardeş Kırgız halkının sağduyusu ve şu andaki başbakan ve yöneticilerinin dirayetli duruşuyla istikrar sağlandı. Ama önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimi, anayasa reformu ve tekrar parlamento seçimleri olacak. Bu süreci de başarılı bir şekilde Kırgız hükümetinin, devletinin ve halkının geçireceğine inanıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi bu süreçte de kardeş ülke olarak Kırgızistan'a desteğimiz tamdır. Özellikle bu süreçte hükümete de başarılar diliyoruz. Böyle bir süreçte bile Türkiye'yi ziyaret etmesi kardeşliğimizin, dostluğumuzun bir göstergesidir. Ve bugün gördüğünüz gibi Maarif Vakfı ile ilgili anlaşmayı imzaladık. Maarif Vakfı bu anlaşmayla beraber kardeş Kırgızistan'da bugün nerelerde okul açılabileceğini de görüştük. Okullar açacak. Kırgızistan'da eğitim kalitesine katkı sağlayacak. Ortak diğer projelerimiz, Kırgız Türk Manas Üniversitesi dahil, bu projelerimize ilaveten Maarif Vakfı da Kırgızistan'da okullar açarak eğitimine, yani Kırgızistan'daki eğitime katkı sağlayacak. Ve bu anlaşmadan dolayı her iki tarafı da tebrik ediyorum ve teşekkür ediyoruz. Ve bu pandemi sürecinde de her zaman kardeş Kırgız halkının yanında olduk. Gerekli yardımlarımızı yaptık. Ama maalesef pandemi devam ediyor ve ne zaman biteceği de belli değil. O gün yardımlarımızı iletirken bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyulursa yine yardım edebileceğimizi söylemiştik. Bugün toplantımızda yine hangi ürünler konusunda ihtiyaç var, bunları çalıştık, liste hazır ve gerek TİKA olarak gerekse Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda kardeş Kırgızistan'a ilave tıbbi malzeme yardımlarını inşallah en kısa zamanda ulaştıracağız. Ekonomik ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz %22 arttı ve 500 milyon doların üstüne çıktı. Ama hedefimiz ilk etapta 1 milyar dolar olduğu için önümüzdeki süreçte bu rakama ulaşmak için daha yoğun çalışacağız. Ve tecilli ticaret anlaşması müzakerelerini bir an önce başlatmak istiyoruz. Prensip olarak mutabakatımız var ve bu anlaşmayı imzaladıktan sonra zaten ilave çaba sarf etmeye gerek yok. 1 milyar doların üstüne de kısa bir süre içinde çıkacağımıza inanıyoruz. Kazan kazan anlayışıyla. Her iki tarafta kazanacak. Türk firmaları Kırgızistan'da çok ciddi miktarda yatırım yaptı. 1 milyar doların üstüne çıktı. Son zamanlarda bazı sıkıntıları oldu mu? Oldu. Bazen oluyor. Biz bunları görüşüyoruz. Buraya gelmeden önce kardeşim Ruslan Kırgızistan'daki Türk firmalarıyla bir araya geldi. Onları dinledi. Firmalarımızla görüştük. Çok memnunlar. Orada yatırım yapan firmaların sahipleriyle, yöneticileriyle bu ziyaret marjında Türkiye'de de görüşecek ve kendilerini dinleyecek. Var olan sorunları da birlikte çözeceğiz. Ve böylelikle Kırgızistan'daki Türk yatırım miktarı daha da artacak. Biz bunu teşvik ediyoruz. Kardeş Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmasına önem veriyoruz, öncelik veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde maddi desteklerimizi, kredi desteklerimizi de iletmiştik. TİKA'nın en çok proje ürettiği ve hayata geçirdiği ülke miktar olarak, proje miktarı ve yine eder olarak da
ülkelerin başında Kırgızistan geliyor. TİKA olarak da önümüzdeki süreçte daha fazla projeleri hayata geçireceğiz. Diğer taraftan tabii FETÖ konusunu da bugün el aldık. Biz samimi bir şekilde kardeş Kırgızistan'a FETÖ'nün nasıl bir tehdit olduğunu anlatıyoruz. Gerçekten bizde neler yaptığını malum, diğer ülkelerde neler yaptığı malum. Dolayısıyla bu seçimlerden sonraki olaylarda da ilk başta zaten boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Kırgız halkı bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı. Ve meydan gerçek sahiplerin eline geçti ve o da bu süreci getirdi. Ama FETÖ'cülerin zaten en çok sevdiği şey kaos üretmek, darbe yapmak ve de gittiği yerleri karıştırmak. Dolayısıyla burada atılacak adımlar esasen kardeş Kırgızistan'ın geleceğe huzuru, barışı, istikrarı bakımından önemli. Bu tehdidin önüne de inşallah birlikte geçeceğiz. Bunun için birlikte çalışacağız. Bununla ilgili yine bilgi paylaşımlarını beraber yapacağız. Yani Ruslan kardeşimden bugün öğrendim ki o zaten çok öncesinden bu işlerin farkında. Diğer taraftan bölgesel konuları da değerlendirdik. Sadece ikili değil. Tam zaten görüşme sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine Aliyev ile görüşmesi vardı. Ve Türk Konseyi olarak Azerbaycan'a verilen destekten memnunuz. Ama kardeş ülkeler olarak biz Türk dünyası olarak haklı davamızda dayanışmamızı daha güçlü göstermemiz gerekiyor. Yine diğer bölgedeki gelişmeler konusunda da sadece Karabağ değil, görüş alışverişinde bulunduk. Baş başa görüşmemizde de yine iki ülke arasındaki meseleleri ele aldık. Bazı güzel haberlerimiz vardı. Onları da kendisiyle paylaştım. Sonuçta samimi bir ortamda iki kardeş arasında olduğu gibi çok verimli toplantılar yaptık. Heyetler arası, aynı şekilde baş başa. Ve Ruslan kardeşimin yoğun bir programı var, görüşmeleri var. İnşallah bundan sonraki görüşmeleri de verimli geçer. Bundan da şüphemiz yok. Ve kendisine bir kere daha hoş geldin diyerek sözü kardeşim Ruslan Kazakbayev'e bırakmak istiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakan, Sayın kardeşim, sözümü başlarken Kırgızistan'da kolay olmayan siyasi durum varken kardeş Türkiye devletine ziyarette bulundum. Böyle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kırgızistan ile Türkiye sadece stratejik ilişkiler kurmuyor. Kardeş ülke sayılır. Kırgızistan bağımsız olduğundan başlayarak Kırgızistan bağımsızlığın ilk tanıyan, Kırgızistan'da büyükelçilik ilk açan ülke Türkiye devleti olmuştu. Büyükelçilik açıldığından beri bizim yeni tarihimizde nasıl olaylar olmasın, kardeş Türkiye devleti her zaman ekonomik, finansal, insani yardımları yapıyor. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Tüm Türk halkına, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e size özel teşekkür ediyorum. Bizim aramızda Türkiye ile Kırgızistan arasında hiçbir tartışmalı olan mesele yok. Biz kardeş ülkeyiz. Dilimiz, dinimiz, kültürümüz bir ülkeyiz. Onun için Bakan Bey ile iki ülkenin arasındaki iki taraflı ve çok taraflı meseleleri konuştuk ve bir fikre geldik. Son dönemde pandemi döneminde ve ondan sonra seçimlerden sonra olan siyasi kriz döneminde de Sayın Bakan Bey Kırgızistan'a nasıl bir yardımlar yapıldığını anlattı.
pandemiyle savaşmada Kırgızistan'a nasıl yardım olduğunu anlattı. Şu anda Türkiye hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey, Bakan Bey koronavirüsle mücadelede Kırgızistan'a yardım edeceğini söyledi. Bizim ekonomik meselelerde Kırgızistan'da çalışmakta olan Türk iş adamları üzerinden yardım edeceğini, ekonomik ilişkilerin 1 milyar dolara ulaştırmak istediğini söyleyip plan yaptık. Onun dışında Kırgızistan Türkiye'ye olan dış borcuyla ilgili Sayın Bakan kardeşim söyledi. Onu ödeme süresini erteleme ile ilgili bana destek verdi, haber, müjdeli haber verdi. Teşekkür ediyorum onun için. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na, Bakan Bey'e, Kırgızistan'da yeni hükümet başkanı Sadır Nurgocayev'in adına selamlarını söyledim. Bizim iki taraflı ve çok taraflı ilişkilerin net yapılacağını, Kırgızistan kendi görevlerini uluslararası arenada net yapacağını bildirdim. Şimdi izin verirseniz Türkçe konuşayım. Bakanım, değerli basın yayın mensupları, ilk önce Sayın Bakanımıza Türkiye'ye bir iş ziyaretini yapmak için nazik davetiniz için çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Saygıdeğer mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çarşıoğlu'nun davet üzere Türkiye'ye ziyarette bulunmaktayım. Bugün 10 Kasım Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü heyetimizle birlikte vefatının 82 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugünkü görüşmelerimiz böyle bir günde yapılması ayrıca bir anlam taşımaktır diye düşünüyorum. Bu ziyaret vesilesiyle karşılıklı dostluk ve anlayış içinde görüşmeleri gerçekleştirdik. İki ilişkilerinin mevcut durumunu ve ilişkilerini her alanda daha da geliştirip derinleştirilmesinin imkanlarını kapsamlı şekilde değerlendirdik. İkili ilişkilerde herhangi siyasi sorunumuz yoktur. Bu bağlamda tüm gayretlerimiz Kırgızistan ile Türkiye arasında 1 milyar dolar kadar ticaret cirosu elde etmek için çalışmaları devam edeceğiz. Uluslararası arenada Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti her zaman eş güdümlü politika izleyerek birbirine her zaman destek olduğunu belirleyerek iki ülke arasında dostluğu, karşılıklı saygıyı, güveni ve stratejik sıfatını taşıyan işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi teyit ettik. Ziyaretimizin kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin birkaç bakanlarla da görüşme fırsatı oldu. 5-6 Ekim 2020 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti'nin iç siyasi yaşamındaki olaylarla ilgili detaylı bilgileri de sundum Sayın Bakanımıza. Değerli basın mensupları, malumlarınız olduğu üzere 4 Ekim 2020'de meclis seçimlerinden sonra yaşanan iç siyasi durumunun istikrara kavuştuğunu, mevcut siyasi süreçlerinin hukuki alana döndüğünü, Kırgız Cumhuriyeti'nin devlet ve yürütme organlarının normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini vurgulamak istiyorum. Yeni hükümetimiz, ülkede istikrarını sağlamak önümüzde hem Cumhurbaşkanı seçimlerini hem de yeni meclis seçimleri için adaletli zemin yaratmak için gereken tüm sorumluluğu üstlenmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm sorumluluklarımla Kırgız Cumhuriyeti'nin tüm uluslararası taahhütlerine ve daha önce imzalanan tüm ikili ve çok taraflı anlaşmaların sıkı bir şekilde yerine getirilmesine tamamen bağlı kaldığını beyan ediyorum. Kırgız Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik işbirliğinin geliştirilmesinde sürekliliği sürdürme, Türk yatırımcılarının haklarını koruma ve Kırgız Cumhuriyeti'nde kalan Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlama taahhüdünü teyit ettim. Bununla birlikte tüm sorumluluklarımla Kırgız Cumhuriyeti'nin tüm uluslararası taahhütlerine ve daha önce imzalanan tüm ikili
anlaşmalarının getirilmesine tamamen bağlı kaldığını beyan ediyorum. Stratejik işbirliği biçimi iki ülke arasında yeni yetkileşim alanları arayarak gündemdeki çok çeşitli konularda derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişi için uygun bir mekanizmadır. Gerçekleşmiş olduğumuz görüşmelerin sonuçlarından ve planlanmış işbirliğinden memnuniyeti belirtmek istiyorum. Siyasi işbirliğimiz ile ilgili şunları vurgulamak istiyorum. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerle engel olan sorunlar yoktur. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ve her türlü işbirliğimizin bundan sonra bir ivme kazandıracağına inancım tamdır. Stratejik işbirliği biçimi iki ülke arasında yeni etkileşim alanları arayarak gündemdeki çok çeşitli konularda derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişi için uygun bir mekanizmadır. Bu vesileyle ziyaret esnasında heyetimize gösterilen sıcak misafirperverliği için şükranlarımı ifade ederim ve değerli Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı saygıdeğer kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ortak Strateji Planlama Grubu'nun müteakip toplantısı için uygun bir zamanda resmi bir ziyaret çerçevesinde Kırgız Cumhuriyeti'ne davet ediyorum. Çok teşekkür ederim sayın kardeşim, saygıdeğer bakanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda İnşallah. Bir ziyaret yapacağız ve toplantılarımızı Kırgızistan'da gerçekleştireceğiz İnşallah. Kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Azerbaycan büyük bir zafer kazandı ve Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Karabağ'dan çekiliyor. Siz bu durumu ve yapılan anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce 3 defa ateşkes çabası oldu. Bizim de destek verdiğimiz çabalar oldu. Minsk grubu üyesi, üçlüsü üyesi ülkelerden, Rusya'dan, Fransa'dan, hatta ABD'den girişimler de olmuştu. Ve her seferinde Azerbaycan ateşkesten yana ve sorunun siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu gösterdi. Ama her seferinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Yani savaş isteyen ve çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Güçlü Azerbaycan ordusu işgal edilmiş topraklarını işgalci Ermenistan'ın elinden bir bir aldı. Ve en sonunda Paşinyan ve Ermenistan pes etmek durumunda kaldı. Ve son günlerde bu girişimler olduğu zaman sürekli zaten temas halindeydik. Gerek Azerbaycan'la, gerekse Rusya'yla sürekli temas halindeydik. Görüşmelerimizi sürdürdük ve dün gece ateşkes imzalandı. Üç ülke arasında. Ve şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor. Başından beri hem sahada hem masada her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk. Dün geceki açıklamasında Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de bunu açık bir şekilde söyledi. Bundan sonraki süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor. 7 tane rayon 7 bölge işgal altındaydı. Artı Karabağ. Daha önce birçok formüller vardı geçmiş dönemde. 5 artı 2. 5 rayondan Ermenistan çekilecek. 2 rayonda Karabağ'ın statüsüne göre belirlenecekti. Şimdi sahadaki kazanımların da faydasıyla kısa bir süre içinde 7 rayonun tamamı kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek. Zaten Azerbaycan ordusu bunlardan 4 tanesini tamamen geri almıştı. Bir tanesinde de ilerlemeler vardı. Yani hemen hemen zaten 5'i. Ama diğer ikisi Kelbecer ve Laçin'in Azerbaycan'a iadesiyle ilgili de mutabakat yani anlaşmanın içinde var, mutabakat da var. Ve 15 Kasım'a kadar Kelbecer, 1 Aralık'a kadar Laçin'in verilmesi. Bunlar da bu şekilde esasen netleşmiş oldu. Yani burada savaşı başlatan Ermenistan'dı. Önce Tovuz'a, işgal altında olmayan topraklara saldırdı. Stratejik bakımdan önemliydi. Daha sonra ise çatışma hattındaki sivillere ve
Azerbaycan güvenlik güçlerine saldırdı. Ve her ateşkesten sonra yine sivillere saldırdı. Yani hatalarının hem işgalcisin hem de saldırgansın. Bunun bedelini ödettirirler ve hamdolsun güçlü, kahraman Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan halkının da güçlü desteğiyle, özellikle o zor şartlarda sivillere yönelik saldırılara rağmen hem başkumandan Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Aliyev'in arkasında durarak Azerbaycan halkı hem de ordusunu destekleyerek büyük bir güç vermiştir. Bu süreçte Türk halkı, Türk milleti de en güçlü şekilde desteğini göstermiştir. Bundan sonra da desteğimiz tamdır, devam edecektir ve bundan sonraki süreci yine hep birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun ve bu bir ders olsun. İnşallah diğer çalışmalarda da, sahada ve masadaki çalışmalarda da diğer gelişmeleri de birlikte takip edeceğiz, bilgileri sizlere vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Benim sorum Sayın Bakanımıza. ABD Adalet Bakanlığı FETÖ iltisaklı konsept okullarının bağlı olduğu şirkete 4,5 milyon dolar ceza verdi. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Bir de Kırgız Bakanı sorum var. Türk Konseyi'ne ilgi artıyor. Türk Konseyi'ndeki işbirliğine bakış açınız nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Kardeşim. Tamam, ilk olarak Kırgızca cevap vereyim ama sonra da Türkçe cevap vereceğim. Ben Bulgar'da... Burada hepiniz anlattınız. Türk Konseyi ile ilgili konuşuyor. Türk Konseyi'ndeki yapılan işleri nasıl değerlendiriyorsunuz diyorlar. Türkçe konuşan ülkeler bağımsız olduğundan bu yana o halkların sayısı 300 milyondan fazla, o halkların hepsinin ekonomik, o devletlerin ekonomik, siyasi, kültürel potansiyeli var. O potansiyeli biz iki taraflı ve çok taraflı ilişkilerde kullanmamız lazım. Türk dilli gruba giren Türk dilli ülkeler arasında işbirliğini genişletmemiz lazım, güçlendirmemiz lazım. Yakın arada Kazakistan'dan geldim. Türk dilli devletlerinin zirvesi Kazakistan'da olacak diyorlar. Türkistan'da yapacağız diyor Nursultan Nazarbayev. Bu işbirliğini güçlendirmemiz lazım. O işbirliğinin alanında sadece kültürel işbirlik olmadan ya da sadece siyasi bir organizasyon olmadan ekonomik işbirliğini de güçlendirmemiz lazım. Örneğin biz Kırgız taraf Türk Keneşi'nin çerçevesinde yatırım fonu oluşturulmasını bununla ilgili öneri vermekteyiz. O fon Kırgızistan'da olmasını istiyoruz. Kırgızistan'da böyle Türk dilli halklar arasında yapılmış olan organizasyon teşkilattan hiçbirisi bulunmuyor. O Kırgızistan'da olmasını istiyoruz. Türk Keneşi'nin çerçevesinde yatırım fonu Kırgızistan'da olması lazım. Teşekkür ederim. Önemli olan teşkilat, dünyada biliyorsunuz Türk dili grubuna girgen Türkçe, yani Türkçe konuşan insanlar bu 350 milyondan fazla onu o kurulduktan sonra bugüne kadar çok büyük işler yapıldı. Ama bu Türk Konseyi alkagında sadece kültürel, siyasi bizim ilişkilerde genişletmeden, iyileşmeden dahi dışında biz ekonomik bağlantılarımızı da daha güçlendirmeliyiz. Türk Konseyi alkagında bütün bu üye olan ülkelerde çeşitli teşkilatlar kuruldu.
Mesela Türk Akademisi, Türk Soyu çalışıyor, Türk Akademisi, Türk Enstitüsyonları çalışıyor, Türk Parlamenter Grubu, Türk Konseyi Parlamenter Grubu var, Asambleyesi var, yani başka. Şu anda iyi bir teklif var. Bizim aramızdaki Türk Konseyi Teşkilatı'na giren ülkelerin arasında bir yatırım fonu kurmak. Investment Fund, yatırım fonu. Şu anda kardeşim Mevlüt Bey'le de görüştük onu. O yatırım fonunun merkezini, Investment Fund'un merkezini Kırgızistan'da yapmak. Onu düşünüyoruz. Şimdi bu teşkilata biz çok önem veriyoruz. Onun çerçevesinde inşallah çok iyi daha işleri yapacağız. Şu anda biliyorsunuz bu bizim teşkilatıma ilginç yapan ülkelerin sayısı da çoğalıyor günden güne. Sadece Orta Asya'da, Bıdıt ülkelerin arasında değil, Avrupa'da, Orta Doğu'da, gerekirse Arap ülkelerinde bile çok ilginç vardır. Demek ki genişliyoruz, büyüyoruz, daha güçleniyoruz. Evet. Gerçekten de Türk Konseyi'ne ilgi artıyor. Türk Konseyi her geçen gün daha görünür, daha etkili bir teşkilat haline geldi. Daha da etkili olabilmesi için çok çalışıyoruz. Zirveler, Dışişleri Bakanları toplantısı ve diğer teknik düzeydeki çalışmalarımızla zirve döneminde de liderler zirvesi artı değişik düzeylerdeki toplantılarla ve farklı alanlardaki bakanların toplantılarıyla da Türk dünyasının arasındaki dayanışmayı da arttırdı ve bu süreçte yani pandemi sürecinde birbirimize verdiğimiz desteğin dışında etkili politikaları nasıl hayata geçirebiliriz bu konuda da öncü oldu. Tebrik ediyoruz. Bundan dolayı da birçok başka uluslararası bölgesel örgüt ve de ülke Türk Konseyi'ne gözlemci olmak istiyor. Bir statü elde etmek istiyor. Biz de bunun kurallarını belirlememiz lazım. Macaristan geldi, gözlemci oldu. Çok mutluyuz. Ve Budapeşte'de de Türk Konseyi'nin Avrupa merkezi var, ofisi var. Herkes, tüm üye ülkeler birer ikişer personel gönderiyor. Biz de aynı şekilde gönderiyoruz. Çok güzel, tarihi bir binada. Diğer taraftan gelen diğer talepleri de nasıl değerlendireceğiz? Bunun kriterlerini belirlememiz lazım. Nasıl bir statü vereceğiz? Sayısı kaç olacak? Bu statüyü elde edecek ülkenin sorumlulukları ne? Veya hangi hak ve yetkileri olacak? Ve birden fazla statü verebilir miyiz? Üye sayısından daha fazla verecek miyiz, vermeyecek miyiz bu statüyü daha fazla ülkeye? Bu konuda sekreteryayı görevlendirdik, bir çalışma yapıyor. Daha sonra Dışişleri Bakanları olarak biz bir araya geleceğiz. Bu kriterleri belirledikten sonra talepleri de bu kriterler çerçevesinde birlikte değerlendireceğiz. Rusya, Ukrayna dahil bölge ülkeleri ötesinden çok ciddi talepler var. Bununla da gerçekten gurur duyuyoruz çünkü kısa süre içinde Türk Konseyi rüştünü ispatladı. Diğer taraftan sorunuza gelecek olursak, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için, kardeş Kırgızistan da dahil, samimi olarak söylüyoruz, bir tehdittir, tehlikedir. Ve tüm ülkelere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Elbette bizimle dayanışma göstermelerini bekliyoruz. Ama FETÖ'nün o ülkedeki mevcudiyeti, o ülkenin istikrarı, huzuru, barışı için tehdittir, tehlikelidir, terör örgütüdür. Ayrıca bu terör örgütünü kullananlar var. Ve o kullananlar da o ülkelerin hayrına kullanmıyor, aleyhine kullanıyor. Bu bir gerçek. Ama bu tehlikeyi Amerika içinde FBI de görmeye başladı. Amerikan yetkililer de görmeye başladı. Amerika içinde tehdit. Daha önce FBI'nin soruşturmalar başlattığını sizlere birkaç defa söylemiştik. Şimdi bu soruşturmalar neticesinde FETÖ'nün karanlık yüzünü görmeye başladığını Amerikan kurumları bize söylüyor. Buraya kadar geldiler, büyükelçiliğimize gidiyorlar. Ne kadar karanlık bir yapı. İnsanı ve teknolojiyi nasıl kullandıklarını, vergi kaçakçılığından vize kaçakçılığına kadar illegal faaliyetleri ve oradaki okullardaki usulsüzlükler, sizin de bahsettiğiniz gibi oradaki konsept okullarına bağlı şirkete Adalet Bakanlığı $4.5 milyon ceza verdi. Bunu laf olsun diye vermedi. Usulsüzlüklerden dolayı verdi. Dolayısıyla bu bir suç şebekesidir.
Amerikan yetkilileri de ve güvenlik kurumları da ve Adalet Bakanlığı bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu soruşturmalar neticesinde çok daha şey çıkacak, onu da biliyoruz. Ve bu gerçeği görmelerinden dolayı da memnuniyet duyuyoruz. Bu bir terör örgütüdür, suç şebekesidir. Mücadeleyi de herkesin yapması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kardeşim, Rahmat. Araziyle ilgili. Kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onu söylemeyi unuttum. Bizim büyükelçiliğimizin arazisiyle ilgili, sınırları ilgili bir belirsizlik vardı. Ve hemen göreve gelir gelmez bunları netleştirdiler ve belgesini de bize teslim ettiler. Yani Bişkek'teki büyükelçiliğimize tahsis ettikleri arazinin tüm sınırlarıyla beraber tespiti yapıldı, netleşti. Ve inşallah buralarda hem Kırgızistan'a hem de Türkiye'ye yakışır binalarımızı da inşa edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum kardeşim.